Merkezi y ekseni üzerinde olan bir çember demiş ve bakın şimdi özel doğrular y eşittir eksi 1 böyle y eşittir 7 de böyle bir çember merkezi y ekseninde olduğuna göre bu iki doğru ya da teğet olduğuna göre aslında burası çemberin çapı çünkü merkezden teğete inen diktir merkezden teğete inen diktir 7 eksi eksi 1 8 eşittir 2 r. R buradan arkadaşlar 4 oldu. Bu arada sonuç itibariyle şurası arkadaşlar 0'a 7. İşte burası 0'a eksi 1. O zaman tabii ki tam orta nokta merkezin ordinatıdır. 7 artı eksi 1 bölü 2'den 0'a 3 bu çemberin merkezi. X kare artı Y eksi 3'ün karesi eşittir 16 oldu arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Bir çemberin içine nasıl en büyük bir kareyi çizeriz arkadaşlar? Bu karenin köşegeni çemberin çapı olur. Çizebileceğimiz en büyük kare budur. Dolayısıyla çemberin yarı çapı nasıl bulunuyordu hatırlayalım. D kare, E kare, eksi 4F'nin kare kökünü alıyoruz sonra 2'ye bölüyoruz. 36 artı 64 eksi 76 kare kök içinde bölü 2. 36 eksi 76 eksi 40. Eksi 40, 64 daha 24, 2 kök 6 bölü 2'den kök 6 oldu. Demek ki yarı çap kök 6 olduğuna göre çap 2 kök 6, köşegen de o zaman kök 12, e, köşegen kök 2 kök 6 olduğu için yani A, A, A kök giden karenin bir kenarı da kök 12 geldi. O zaman alanında arkadaşlar 12 D şıkkı. Bir doğrunun eğimi y'yi yalnız bıraktığımız zaman x'in kat sayısıdır. E şimdi bu doğrunun eğimi kök 3. Tanjant 60 kök 3'tür. O yüzden burayı bir 60 derece göreceğiz arkadaşlar. Tamam mı? İlk olarak olay bu. Sonra merkezin ordinatı 2 kök 3 verilmiş. Şuradan yola çıkarak. Ve merkezle teğet kesişimi birleşirse deltoidden dolayı bu bir açı ortaydır. 30 olur. 30'un karşısı 2 kök 3 ise 60'ın karşısı 6 olur. Haliyle artık arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Bu deltoidin alanını bulurum. 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2. Bir burada var, bir burada var. O yüzden 2 ile çarpıyorum. Eksi şuradaki 120 derecelik bu daire dilimini çıkartacağım. 12 pi bölü 3 120 derece olduğu için. Buradan da 12 kök 3 eksi 4 pi'ymiş arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Bu P noktası çemberin dışında nasıl anlayabilirsiniz? Nokta denklemi sağlamaz arkadaşlar. Ee, oradan biraz anlarız. Bir de bir noktadan içerden teğet çizemeyeceğime göre üstünden çizdiğim teğet doğrusu da sonsuz uzunluğa sahiptir. O zaman bakın şöyle bir teğet bakın PT teğeti. Böylece 5'e 3 burada dursun. Merkezin koordinatları nasıl bulunur? Eksi 2'ye böl x ve y'nin kat sayısını Bu yüzden 2'ye 1. Merkezden Tt inen doğru diktir ve yarı çaptır. Yarı çap uzunluğu formülle d kare artı e kare eksi 4 ve kare kök bölü 2. Dolayısıyla 16 kare kök 4 yarısı 2 oldu. Yarı çapta 2. O zaman artık arkadaşlar şu 5'e 3 ile 2'ye 1 arasındaki uzunluğu artık bulabiliriz. 5 eksi 2 3'ün karesi. 3 eksi 1 2'nin karesi. Buradan da. Burası kök 13 geldi. Kök 13 13'ten 4 çıkarsa 9. Demek ki yarı çap e şey yarı çap diyorum pardon. Teğet arkadaşlar 4 santim 3 santim uzunluğa sahipmiş A şıkkı. Çemberin kirişinin uzunluğu bakın burada 1.25 yani 24 birim. Kirişi 2'ye böler 12 burası 12 burası. Dikkat merkezden teğete dik indirirsek dikdörtgenden dolayı 1 artı 12 yarı çap 13 oldu. Ee, bakın şöyle bir KTMO dikdörtgeni. O zaman böyle birleştirirsek burası 13. 5, 12, 13'ten de merkezin apsisi 13. Ordinat 5 geldi. X eksi 13'ün karesi artı Y eksi 5'in karesi eşittir. 169 oldu arkadaşlar. Buradan da cevabımız hangisi oluyor? B şıkkı. Merkezi birinin 0'a 6 diğerinin de 4'e B. Şimdi merkezi 0,6 olduğu için şurasının uzunluğu 6 birim, yarıçapı arkadaşlar 2. Sonra diğerinin yarıçapı gördüğünüz gibi R. Şöyle yine R'yi indireceğiz. Aslında bu B dediği R olur. Sonuç itibariyle merkezden teğete doğru diktir ve yarıçaptır. Ordinat R. Bu arada merkezi de bunun apsisi 4 olduğu için bu şekilde bir dik yamuktan dolayı artık burasının da 4 olduğunu görmeliyiz. Şurada R olduğu için 6 eksi R olur. AT uzunluğu. Bakın bir dik üçgen geldi. AT uzunluğu 6 eksi R. Sonra TB uzunluğu arkadaşlar 4 birim. Ve AB uzunluğu da 2 artı R. R'ye 3 verirsek 3, 4, 5 üçgeni oluyor. Bizden A ne demiş? X eksenini kestiği noktayı bulmamızı istiyor. Burası şimdi 3. E, tanjant alfadan yararlanalım. Tanjant alfa arkadaşlar. Şurayı 3 bulduğumuz için 3 bölü 4 değil mi? O zaman yine tanjant alfanın 3 bölü 4 olması için şöyle bir KL noktaları desek. Burası da 4 olacaktır. Demek ki 8'e 0 da kesiyor C şıkkı. Çember bir çizelim arkadaşlar şöyle. Merkezi 0'a 3. Yarı çap 6. O zaman şöyle bir çember düşünebiliriz. Bunun arkadaşlar iç bölgesi olacak. Bu denklem... Bakın 36'dan küçük olduğu için şu bölge. Küçükse iç bölge, büyükse dış bölge. X büyük eşit 3. Ee, şöyle diyebiliriz, bakın burası, burası da x eşittir 3. O zaman benden beklediği burası. Şunları siliyorum artık. Bu bölgeyi bekliyormuş bizden. Onu da nasıl buluruz arkadaşlar? Şimdi aslında bunu arkadaşlar çemberle falan yapmayacağız. Burada direkt şuna odaklanacaksınız. E, kök 3 olduğu için ve kök 3 bölü 3 olduğu için bir kere burası 30 derecedir. Çünkü tanjant 30 kök 3 bölü 3'tür. Yine tanjant 60 kök 3'tür. O yüzden buraya da 30 kalır. Tabii ki 90 derece olduğu için 30 olur. H noktasının apsisi 3 ise 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı 6. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kök 3, 90'ın karşısı 4 kök 3. A'dan da bir dik indireceğiz. 90'ın karşısı 4 kök 3, 30'un karşısı 2 kök 60'ın karşısı da 6. Demek ki 6'ya 2 kök arkadaşlar. E şıkkı. Bir noktadan indirilen teğetler eşittir. Bu yüzden KO da 15 olacak arkadaşlar. Sonra merkezden teğete doğru diktir ve yarıçaptır. 3Y 4X eşittir 0'a bakacağız. Şöyle bir uzatırsam bunu. Bakın şimdi tanjant alfa y'yi yalnız bıraktığımız zaman x'in kat sayısıdır 4 bölü 3'tür. Z'den dolayı burası da 4 bölü 3 olur. O zaman bakın 15 e, dursun orada bakın. Şöyle bir merkezle kesim noktası birleşirse açı ortay olur. Şimdi tanjant alfa 4 bölü 3 ya. Burası arkadaşlar 4K ise burası 3K doğru mu? 15 olduğu için kesirlerle uğraşmak istemiyorum. 3, 4, 5 üçgeninden burası da 5K. Şimdi artık şunu söyleyebiliriz. 4K'nın 5K'ya oranı 4 bölü 5. Yani şurası 4M. O zaman arkadaşlar burası da 5M. Şimdi kullanıyorum. 9M. Burası da 15. Neye eşit arkadaşlar? Tanjanttan 4 bölü 3'e. O zaman bunlar sadeleşti. Ee, buradan 3M, içler dışlardan 12M, hatta 3 ile de bu sadeleşti işte 5. Burası 4M'ye eşittir 5 oldu. Aa güzel. O zaman kesirlerle uğraşmadan merkezin apsisini 5 bulduk. Merkezin apsisi 5 ise ordinatı zaten 15. X eksi 5'in karesi artı Y eksi 15'in karesi eşittir. Merkezden teğete inen bu 4 m yarıçaptır. çaptır. Bu yüzden 25 olur. Bu arada bunu arkadaşlar trigonometri yardımıyla tan 2 alfa mantığıyla da çözebilirsiniz. Ama şimdi trigonometri yapmak istemiyorum. Bunda bile süre bayağı sürdü çünkü. C şıkkı diyelim. Size bir nevi ödev gibi olsun. Ee, şuraya beta beta diyelim. Tan 2 betadan bakalım yapılır mı bu soru. Birel çember dediği için ve aynı zamanda bunlar özel noktaları olduğu için analitik düzlemde çizerek göstereceğim. Neden özel nokta? Birisi x ekseninde. Birisi y ekseninde, birisi de orijinde gördüğünüz gibi. O zaman bu bir dik üçgen ve hakikaten şöyle yaptığımız zaman çemberin çapı böyle kesim noktası A ve B'nin orta noktası. Ve iki noktanın orta noktası olduğu için 8 artı 0 bölü 2'den 4, 2 artı 0 bölü 2'den 1. Haliyle arkadaşlar bu yarı çapı olduğu için şurası 4 eksi 0'ın karesi artı 1 eksi 0'ın karesinin karekökünden Yarı çap kök 17 oldu. Şimdi x eksi 4'ün karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 17. Cevap A şıkkı. Şimdi arkadaşlar bir çember var. Şöyle P 3'e eksi 4 kirişmiş ve bu içindeki kirişin orta noktasıymış 3'e eksi 4. Nasıl bir yorum yapabiliriz? Bu kirişin denklemini bulmak için eğim lazım. Eğimi nereden buluruz? İşte buradan. Merkezden kirişe inen Kirişi ikiye böldüğü için oradaki P orta noktasına dik iner kirişe. E, OP uzunluğu. Böylece OP'nin eğimini bulabiliriz. 0'a 0. O zaman eksi 4 eksi 0 bölü 3 eksi 0'dan OP'nin eğimi eksi 4 bölü 3. Demek ki P'den geçen doğrunun eğimi de eğimler çarpımının eksi 1 olması için 3 bölü 4 olur. Böylece y eşittir 3 bölü 4 x artı ne? Üzerindeki bir nokta denklemi sağlar. Eksi 4 eşittir 9 bölü 4 artı ne? Buradan da ne arkadaşlar? Eksi 25 bölü 4 oldu. Y eşittir 3 bölü 4 x eksi 25 bölü 4. Payda eşitlersek 4 y eşittir 3x eksi 25. O zaman 4y'yi sağ tarafa atarsam cevap a şıkkı oldu. Şimdi y eşittir mx artı 11'de tek doğru görünmesine rağmen neden doğruları diyor? Çünkü arkadaşlar bu parametrik denklem denen bir denklem. m'ye değer verdikçe reel sayılarda bütün değerleri verebiliyorsunuz. O yüzden soruda m eleman r dese daha iyi olurdu. m eleman r olmak üzere arkadaşlar. İstediğiniz değerleri verdiğinizde bunların aynı noktada kesişen sonsuz doğru olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada durum budur aslında, tamam mı? Haliyle şunu yapacağım ben: A noktasının bu doğrulardan birine olan simetriyi şöyle bir A üstü olsun. Sonra dikkat edin, bu doğrulardan bir tanesi de bu D1 olsun, bu D2 olsun. Bunun arkadaşlar simetriyi şöyle bir e, ee, A 2 üssü olsun. Bu sefer böyle. Sonra arkadaşlar bir tane daha hadi yapayım sizin için. Şöyle bir D 3 doğrusu olsun. Bu doğruya göre simetriyi de şöyle bir A 3 diyelim tamam mı? İndis yapayım hatta bunları ben niye öyle yapıyorsam. A1 doğrusu A1 noktası A2 noktası A3 noktası. Peki bunların özelliği ne? Şimdi arkadaşlar burada simetri aldığımız için şu noktaya göre düşünürseniz aslında buraya da P diyelim. A3P ile AP birbirine eşit değil mi? İkiz kenar üçgen. Sonra arkadaşlar burada dikkat edin olaya. PA2 ile PA birbirine eşit değil mi? Zaten simetriden dolayı PA1 de bunlara eşit değil mi? İşte dikkat edin. Bir noktadan çıkan eşit doğrular bize P merkezli çemberi anlatır. O yüzden burada A1, A3, A ve A2'den geçen bir çember olmuş oldu. Ve merkezi de P noktası oldu. Peki P noktasını nasıl buluruz? Şöyle söyleyeyim. M'ye istediğiniz iki değeri verin. Bu doğruları kesiştirin. 1. M ye eşittir 0 veririz. Y ye eşittir 11. Böylece bu doğruların ordinatının 11 olduğunu görürüz. 2. M'ye bir de 1 verelim. Y eşittir x artı 11. Böylece bu iki doğruyu kesiştirirsek y ye yerine 11 yazdığımızda x'i 0 görürüz. Demek ki merkezi 0'a 11 böyle ve yarı çapı da aslında a noktasını bildiğimizden dolayı a ile 0 ile 11 arasındaki uzaklıktır. 3 eksi 0'ın karesi 3'ün karesi 7 eksi 11 eksi 4'ün karesi böylece bakın r karede 25 oldu. Demek ki buradan artık yola çıkarsak x kare artı y kare eksi 22 y artı 121. 121'den de 25 çıkarırsak 96 eşittir 0. Buna uygun cevap hangisi oluyor bir bakalım. Artı 96 olduğu için e şıkkı. Biraz ters bir soru. Bir noktadan indirilen pardon bir noktadan eşit uzaklıkta olan noktaların çember belirttiğini anlatan sağlam bir soruydu.